adım adım hilafete doğru gidiyoruz. Bunu bütün dünya da hissediyor. Hatta bütün dünya bizden çok iyi hissediyor. İçeridekiler yarı yatı çamura battı işte, hani evin tosunu öküz olmaz derler ya. Yani işte bizim gördüğümüz Erdoğan, yani bizim gördüğümüz Hasan, bildiğimiz şey yani. Bizden beraber gidiyor, bizden beraber yaşamış. Böyle bir şeyi yakıştırmaz. Dahildeki insan, kendi içinden çıkan insana böyle şeyler yakıştırmaz. Hazreti Peygamber'e de öyle oldu. Herkes öyledir. Herkes öyledir. Yani Pakistan'daki geliyor Bediüzzaman'a diyor ki, buyurun gelin, size başkanlığımızın yanında ikinci bir köşk tahsis edelim, ikinci bir koltuk koyalım. Ne emredersiniz onu yapın. Dini neşriyatınızı orada devam edin. Her türlü kolaylığı size gösterelim. Dışarıdaki görüyoruz. İçerideki tecrübe mutlaka atılmalı. Ve hiç kimsede bir tepki yok. Hiç kimsede. Isparta'da öyle ki, Isparta'da hapishane merkezdeydi. Ben orayı gördüm. Askerken gittim, orada Hüsrü Ağabey'i ziyaret ettim. Tam merkezdeydi. Şimdi Isparta'yı tam bilmediğim için neresi diyelim. Bir parkman vardı, oranın içine inanmadım. Üstad Hazretlerinin hapis bulunduğu pencere dışarıya bakıyor. Küçük pencere. Onun baktığı kaldırımdan kimse geçmiyor. Demeyerek İsa'yı kimsenin ağırlaşıyor. Şimdi bedava oldu, prim yapıyor da yolculuğa taraftarlar. Aha, aha, aha. Meclis kürsüsü, Allah bir daha o günleri göstermiyor. İstemiyoruz. Ama şu anda sapma saman birbirine karışık. Burada sapma saman birbirine karışık. Paresleri değil. O da gelecek. O da gelecek. İşte Cenab-ı Hak o zaman onların kılıncına kuvvet verdi, sözüne kuvvet verdi. Onların işlerine Allah kuvvet verdi. Kimsenin gücü yetmedi. Yani hak yemeyelim. Ecdadımızı tahkir etmeyelim. Güçleri yetmedi. Allah onların kelamına, bileğine kuvvet vermişti. Mustafa Kemal'in ve çevresine. Ve yapacaklarını yaptılar. Şimdi Mehdiyet hareketine kuvvet veriyor Allah. Şimdi Mehdiyet hareketine. Dün Taha kardeş burada mı? Gitti o Ankara'da. Taha kardeş Somali'den gelince İstanbul'da bir şeyi ziyaret edeyim demiş. Mısır oğlu. Ziyaretine gittim diyor. Bana dedi ki Erdoğan İstanbul'da yani Türkiye çok yakın bir gelecekte hilafeti idrak edecektir. Bütün dünya da onun bayrağı altında toplanacak. Ve Erdoğan o işi yapıyor. Onun hazırlığını yapıyor. Ama Erdoğan bu işi yapmayacak. Ondan sonra gelen yapacak. Hazırlığını yapıyor Erdoğan. Samimi insan Allah ona bazı şeyleri ilham veriyor, ilhamla konuşuyor. Bu hakimiyet devresi. Şimdi Allah bunun sözüne de, dileğine de kuvvet vermiş. Hakimiyet devresi, Mehdiyet hareketi. Yoksa bir insanın bir rejimi değiştirmeye esbab dairesinde gücü yetmez. Ne Mustafa Kemal'in yeterdi bunu devirmeye, ne de bununki yeter. Sebepleri dairesinde bu mümkün değil. Ama Cenab-ı Hak yaptırdı köre, rejimi kurdurdu, kimse mani olamadı. Şimdi de
hilafet geliyor, bağırda bağırda, büyürde büyürde, tepeliye tepeliye geliyor. Kimsenin gücü yetmiyor durumda. Bütün dünya şu anda teyakkuzda ve ayakta. Ama güçleri yetmiyor, yetmeyecek. Güçleri yetmiyor ve yetmeyecek. Bu meselede azmeli vazifeli bir harekettir Risale-i Nur adına. Son söz Risale-i Nur'undur. Bundan sonra kıyamete kadar gelecek ahvalde son söz Risale-i Nur'undur. Burada hiç mübarağı yoktur. Risale-i Nur'da her şekilde Allah'a iftira etsin. Allah'tan en çok korkan bir insan Allah'ın kendi adına konuşturmaz. Yalan söylemez olur. Risale-i Nur'da bu meseleler çok açıktır. Risale-i Nur'un birinci hizmet devresinin ikinci kısmını azimendiler Allah'ın inayetiyle muvaffakiyetle yerine getirmişlerdir. Şunu tahakkuk etmeden, biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye değil ya. İşler zaten böyle olur. Kasti bir irade, kasti bir niyet işin içine girdi mi, Risale-i Nur'da olmaz o iş. Hele ben şu Yasin-i Şerif'in 25 ayetin tefsirini yapayım. Bu Risale-i Nur olsun. Olmaz. Bediüzzaman getirse o da yapamaz. Değil onun başkaları gibi. İşte Sure-i Rahman tefsirini yapayım da şu boş şeyler. Boş kayıtlar. İşi bilmemek. Bu bucahtan kurtulamamaktır. Kendisini maskara etmek. Aynen Hüseyin-i Kezab'ın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a mukavele şey yapması gibidir. Kezap olur. Tehlikelidir de. İman noktasında tehlikesi vardır. Bir insan Allah'ın kendisine vermediğini Allah verdi derse Allah'a iftira etmiş olur. Velayet böyledir. Yani bir adam kendisinde hakiki olarak bir lütfi ilahi yoksa velayet şeyi yaparsa, mukallitliği yaparsa, yani sanki kendisine bir velayet vermiyor, o adam imansız gider. İmansız gider, amel değil o. Allah'a iftira ediyor çünkü. Feyiz ve velayet doğrudan doğruya Allah'ın verdiği bir şeydir. Ne çalışmayla elde edilir, ne ilimle, ne onunla, ne onunla. Orada ilmin yeri yok, gayretin de yeri. Vehbidir, tamamen vehbidir. Vehbidir, vermediğini verdi diyorsun, iftira ediyorsun Allah'a. Ve o halleri takılmaya başlıyorsun, çalışıyorsun. İnsanı imansız gözetiyor. Risale-i Nur'un birinci hizmetin ikinci devresini azmedi, Allah'ın inayetiyle hiçbir iddiası, hiçbir şey olmadan yaptı. Bu gösteriyor ki ve Risale-i Nur'daki ifadeler de öyle ki onun devamını da aynı adam yapacak. Aynı adamlar yapacak. Öyle demiyorum. Hayır, o zat. Kendine hazır bir program yapacak. Bu suretle birinci hizmet devresinde kemale erdirmiş olacak. Tam yerine getirmiş olacak. Tam tekmil etmiş olacak. Bundan sonra devamında o zat ikinci hizmet devresini şöyle yapacak diyor. Devam yani. Bu kat'i delalettir ki, delildir ki azmendi hareketi bu meselede vazifedilir. Ama biz kendi irademizi hiçbir zaman kullanmayız, kullanamayız. Biz Allah'a iftira da etmeyiz. Bizim yokluktan başka torbamızda hiçbir şey yok. Hakiki yok yani. Ya keşke olsa da bir kırtığını tevazu yapsak. Yok. Yok. Allah yoklara yaptırıyor. Ne diyeceğiz şimdi? Ben hapishanede hava alma yerinde bağırıyor, bağıra bağıra konuşuyor. Ey kurban oldum Allah diyor. Ankara'da. Madem sen bu hizmetin hizmeti yaptıracaktım. Risale-i Nur dairesinde şu var diyor. Şu var. Şu var. İsim sayıyor. Şu var.
Bunlar hem kocadır, hem marindir, hem ciddi risaleyin talebesidir. Sen kurban oldun Allah, bu işi bana yükledin, bilmiyor musun ben ne yaparım? Bağıra bağıra söylüyorum. Ne yaparsın öyle yapıyor. Öyle yapıyor. Azimendilerde de herhangi bir varlık tezahürü, herhangi bir vazifelilik tafrası falan böyle bir şey bahsede konu değil. Allah'ın muradı olursa yapar. Muradı olmasa yarın bir azimendiden başka bir azimendi daha çıkarır. İşi ona yaptırır. Yani. Allah her şeye kadir. Ama şu anda görünen şey ikinci mühim bir değişiklik olmasa ikinci bir 28 Şubat ikinci bir hapishane devresi ikinci bir azimendi şahlanışı gibi bir şey olmazsa bu azimendiler hilafet meselesinde vazifelidir. Onun için bu elbise şifredir. Bazı arkadaşlar paylaşan tatmayı biraz şeriflerine yediremiyorlar galiba. Şifredir. Gözün halakasıyla açılan kasa gibi. Elin ayasıyla açılan kasa gibi. Şifredir onlar. Şu kıyafet şifredir. Bu şifreyle ancak Risale-i Nur'un gök kapısı açılır. Onun için tenezzül etmeyenler biraz tenezzül etsinler. Kendimizde tercih etmiş değiliz. Yani. Tenezzül etmeyenler biz büyüdük diyenler yanlış ederler. Bir daha sual için. Var. Mustafa Bey'in bir suali var efendim. Selamünaleyküm efendim. Hazreti Üstad Risale-i Nur'da o mübarek zatın bir ismini vermediği kalıyor. Aynısı sizin sohbetlerinizde de var. Efendim madem kudret iş görüyor, o zatın ismini vermemedeki hikmet nedir? Ben bilmiyorum. Yani ben Risale-i Nur'dan okuduğumu söylüyorum. Üstad'ın sözlerine ilave edecek takatımız yok. Üstad vermediği için vermiyorum. Üstad niye vermemiş ben onu da bilmiyorum. Üstad'a sormak lazım. Yalnız dediğim gibi azmendi hareketi o hareket olduğunu yaptığı vazifeyle gösterdi. Yani Üstad Risale-i Nur hakkında diyor ya, yani o büyük zatların böyle birisi gelecek, ilmi kelamda dahi olan ilmi kelam ile gelecek demesi hadisat gösterdi ki bu Risale-i Nur'dur. Yani Risale-i Nur bu olduğunu fiiliyatıyla ispat etti. Aynı sözü ben Azimendi hakkında söylüyorum. Açın Emirdar layıkasında o meseleyi, o ibareyi okuyalım. Aynı aynına Azimendi hareketinin o hareket olduğunu gösteriyorum. Ve Azimendilerin içerisinden birisinin bu işe, bu vazifeyi alıp götüreceğine kat'i delalet var burada. Ya kimdir? Bunu bilmiyorum. Bilip de söylemiyor değilim yani. Bilmiyorum.